Gideriz eminim yani. <laughs> Rüyaların tersi çıkarmış yağmur. <laughs> Birazcık bir göz gezelim kapatırız sonra. Oy. Tekrar merhaba. Öncelikle bu videoyu çekmem konusundaki gecikme için orada Bu arada bilmeyenler için e, konuyu unuttum lan. Kafam gitti şu an. Daha önceki Porçay videolarına bakabilirsiniz. Bu kim mi? Şimdi bu e, Porçay bir tane zamanında ben olayı anlatayım size kısaca. Porçay zamanında bir tane e, parodi videosu çekiyor. Ezelin bir şarkısına parodi söz yazıyor galiba. Bir de parodi işte klip çekiyor falan. Ondan sonra seneler önce bu. Sonra bununla ilgili Porçay mahkememine başlatılıyor, tamam mı? İşte şey e, uyuşturucu maddeye özendirme falan adı altında. Ondan sonra en son bir iki ay önce mi de video paylaştı işte kaç ay önce unuttum. Mahkeme kararıyla hapis cezası mı ne çıkıyor? Neyse işte şimdi de hapse girmiş çıkmış tahliye edilmiş onun videosu. Evet diğer videosunu bakabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Biz onu çarneyinde izledik diye bir daha izlemeyeceğim biliyorum çünkü diye üzgünüm ama zaten büyük ihtimalle bildiğiniz üzere kısaca bir bakarız oldum. evet bu önceden kaydedilmiş bir video değil şu an dışarıdayım. Bunun haberini zaten Twitter ve Instagram Oy. üzerinden vermiştim. Ama YouTube üzerinden Hasan video çekmedik. Hasan Kocatürk gidiyor musun? 101 tattığın için çok teşekkür ederim. Görüşürüz sana da iyi bayramlar. Çünkü öncelikle yapmam gerektiğini hissettiğim bazı şeyler vardı. Ailemle, arkadaşlarımla, iş ortaklarımla ve bir sürü insanla görüşmek ve onlara haber vermek gibi. Ve video çekme konusunda biraz motivasyon toplama gibi. Ama eğer ola ki benim hakkımda tek haber alma kaynağı benim YouTube kanalım olan birisiniz evet. Ben öyleyim. Oldum. Biliyorum çok sorunuz vardır. Hasan, eminim içeriğiyle alakalı, yaşadığım şeylerle alakalı nasıl hissettiğimle alakalı. Bunları ileride elimden geldiğince cevaplamayı düşünüyorum. Bu bunu sadece kısa bir bilgilendirme videosu olarak düşünün. Hatta belki soru cevap videosu yaparım. Aynen. Q&A cezaevi special. Ben vlog çekecektim. Telefona izin vermiyorlar. Ama bu videoda da tabii kısa bir şekilde bahsedebilirim. İlk olarak herkesin en çok merak ettiği şey içerisi nasıldı? ben yaşadığım tecrübeleri genelde başka yaşadığım tecrübelerle kıyaslayarak düşünmeyi seviyorum. Ve şu an hayatımdaki içerisi olarak tanımlayabileceğim cezaevine en çok benzeyen tecrübe Gözaltıydı ve otomatikman zaten içeri girdiğimde orayı da gözaltıyla kıyaslıyordum ve şunu söyleyebilirim. Gözaltını da bilmediğim için anlayamadım. Gözaltı kadar korkunç bir tecrübe değildi. Çünkü gözaltında ne saat vardı ne güneş ışığı vardı tepede sürekli yanan beyaz bir florasan vardı. O yüzden biyolojik saatin direkt allak bullak oluyordu ilk iki saatten sonra ve konuşabileceğim herhangi bir insan yoktu. Gözaltındaki bütün insanlar ben hariç Arap'tı. Aynen gözaltındaki bir gün verdiği his açısından cezaevindeki bir... <laughs> ya Sinan gözaltı kapatıcı esprisi yapmış. Ben de gözaltı torbaları esprisi yapacaktım da dedim yapmayayım. <laughs> Affetsin Sinan. Haftaya falan tekabül ediyor. Düzenli olarak yemek geliyordu. Saati görebiliyorduk görüşmeye çıktığımızda. Ve konuştuğumuz insanlar Türkçe konuşuyordu. Yani bak şu an fark ediyorum ki bir yandan beni seven insanları üzmemeye çalışıyorum. Bir yandan da tahliye olmanın verdiği bir sevinç var üzerimde ama gerçekten Pollyannacılık yapmanın alemi yok. Kendi içinde sıkıntılı bir süreçti. Bir kere ailemin bu konuya dahil olmaması, onların üzülmemesi için özellikle yarın teslim olacağımı söylememe rağmen polislerin sabah evime gelmesi can sıkıcıydı. Özellikle şunu belirtmem gerek. İçeri neden girmiş olursanız olun bir kez içeri girdiğiniz zaman özellikle orada yetkisi olan bazı kişiler size ne olursa olsun azılı suçlu gözüyle bakmaya çok müsait oluyorlar. Stanford hapishane deneyi bizzat yaşadım gördüm. Peki içeride seni tanıyan hiç çıktı mı? Evet bazı gardiyanlar beni tanıyorlardı ve onlar olayı bildikleri için bana en azından azılı suçlu değil de kader mahkumu gibi davranabiliyorlardı. Ve diyorum Aa, yani herkes Türkçe konuşuyordu. Doğru. Ama orada aynı dili konuşmamıza rağmen gerçek anlamda yabancılık çektim. Çünkü genellikle konuşacak ortak nokta bulamıyordum insanlarla. Ama cezaevinde en azından güneş ışığı vardı. Onun dışında içerideki insanlarla herhangi bir sorun yaşamadım. Ama tabii bu güneş ışığını tel örgüler arkasından görebiliyordum. Tepede tel örgü vardı. Kaç Hatta yakalmış? dur bak ikinci gün ben avluyu çizdim. Ne kadar kaldı acaba? Dedim. Avlu şöyle bir alan. Şu koğuşa giden kapı. Fark ettiyseniz kapının kulbu yok. Orada hiçbir kapının kulbu yok. Hatta dışarı çıktığımdan beri her kulbu olan kapı gördüğüm zaman seviniyorum artık. Oha kulbu var bu kapının. Süper bir şey bu. Ve bunlar da tepedeki tel örgüler. Güneş ışığı geçiriyor ama işte güneş ışığı orada kafesin içinde hissetmene engel olmuyor maalesef. Ne var yani hapishanede ilk resim çizen adam ben değilim ki. Ben içeri girerken dürüst olayım. Kendimi psikolojik olarak hazırlamıştım. Bak sana kötü davranacaklar. Seni dışlayacaklar. Hazır ol. Ama hiç de öyle olmadı. Ay ben de onları hep merak ediyorum. Öyle şeyler oluyor mu filmlerdeki gibi diye. Gerçekten benden büyük herkes bana kardeşi gibi, benden küçük herkes bana abisi gibi davrandı. İnsanlar birbirine karşı genel olarak saygılıydı, görev dağılımı vardı ve kimseyi ezmeye çalışmıyorlardı. Bunun her koğuşta böyle olmadığını biliyorum. Ben büyük ihtimalle şanslıydım ki iyi bir koğuşa denk geldim. Ve söyleyeyim size kulbu olmayan bir kapısı olan dört duvarın arasında olmak gerçekten can sıkıcı bir tecrübe. Şimdi bak tamam içeride çok uzun bir süre geçirmedim öyle bir de girmeyeceğim zaten. İçeride yıllarım geçti. Teknoloji ne kadar da değişmiş. Orada <laughs> bana ruhsal herhangi bir hasar bırakmayacak bir süre kaldım ama biliyorum yani daha fazla kalsam ruh adamı bağlardım büyük ihtimalle. Ama geri dönüp baktığım zaman benim için önemli bir tecrübe oldu. Ve içeride geçirdiğim sürede birçok şeyi fark ettiğime, birçok ders çıkardığıma inanıyorum. Çünkü içeride hem zaman çok yavaş geçiyor hem de her şey evet, çok daha abi, yoğun. Evet abi yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Tüm gün tavla yaşıyorsun. Bakma bu 3 gün hakkında bir ana defteri de tuttum ben. Ve tuttuğum ana deftere 23 sayfa. Peki koğuşumda beni tanıyan Nasıl kimse ya? var mıydı? Hayır. Ve 3 gün 23 sayfa yazmış. Ben de Antalya'ya 2 gün kalıp 3 saatlik vlog çekmiştim ya 48 saat. <laughs> Böyle olması benim için <laughs> daha, daha yani iyi. Çünkü artık şunu biliyorum. Ne tarz tamam, bir durumda evet. olursa olsun sıfırdan tanıştığım bir insanla bana karşı bir ön yargısı. Evet en mantıklısı kitap okumak. Kitap okurken zaman hızlı geçiyor ve o dünyaya kendini alıştırıyorsun. Yoksa anlaşabiliyorum. Bak hatta orada beni en çok etkileyen olaylardan birini söyleyeyim. İsmini vermeyeceğim ama orada sürekli şiir yazan bir abi vardı. Ve üçüncü gün adam bana bir şiir yazdı ya. İnanabiliyor musunuz? Ben inanamadım çünkü ve aşırı duygulandım. Düşün içeri girerken hazırlıklıydım kötü muamele görmeye. Ve içeride böyle bir şeyle karşılaşmak beni Duygulandırdı. Tekrar girmek ister miydim? Fuck no. Hayır. Ama dediğim gibi <laughs> benim açımdan önemli bir tecrübe oldu. Ve ayrıyetten artık Metris'in önünde durdum şarkısını dinlerken aa ben de diyebileceğim. Peki bitti mi? Bu kadar mı? Her şey halloldu mu artık? Cık, hayır. Maalesef. Çünkü ben beraat etmedim. Tahliye oldum. Yani şu an serbest bırakılmış bir suçlunun hayatını yaşıyorum. Bu ne demek oluyor? Öncelikli olarak düzenli olarak ödemem gereken bir adli para cezası var. Ve bu süre... Bo oh. Oyunca bazı vatandaşlık haklarımdan men edildim. Mesela atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, velayet ve vesayet hakkımdan, tüzel kişiliklerin yöneticisi veya destekçisi olmaktan, kendi sorumluluğum altında serbest meslek erbabı veya tacir olmaktan ve... Aaa! Seçme ve seçilme hakkımdan. Ha bir de artık sabıkam var. Onu da unutmayalım. Ama bu kararı bozdurmak için başvuracağız. Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ama eğer bozduramazsak beni eksi bir olarak görmeyin. Ben kendi eksikliğimi tamamlayacağıma inanıyorum. Peki Sırada ne var? Olur da Covid izni uzatılmazsa önümüzdeki ayın başından itibaren denetime girmeye başlayacağım. Bu da gerçekten can sıkıcı bir süreç olacak ve haftada bir imza vermem gerekecek. Ve haftada bir imza vermen gerekiyorken herhangi bir tatile çıkmak gerçekten zor olur. Bu yüzden bu ihtimale karşın önümüzdeki ay başlamadan önce ufak bir tatil yapmayı planlıyorum. Bu süreçte büyük ihtimalle video atmam ama eğer çok merak ediyorsanız nerede olduğumu Instagram'a hikaye falan atarım büyük ihtimalle. Onun dışında belli başlı değişimlere gitmeyi düşünüyorum. Merak etmeyin bu değişimler kötü yönde olmayacak ya da canınızı sıkmayacak hatta belki hoşunuza bile gidebilir. Eski yaptığım tarzda videolara ve şarkılara devam edeceğim ama yeni bir şeyler de eklemeyi düşünüyorum. Kendimi ve ruhumda hissettiğim Yazık ya. şeyleri biraz daha Lütfen. müzik yoluyla ifade etme konusuna odaklanmayı düşünüyorum. Hatta o konudaki ilk denemem zaten birinci ay. Aşamaydı. Spotify'da Psych ismi altında bulabilirsiniz. Merak etmeyin yani o başka birisi değil o benim. Hatta bana Psych diye hitap edebilirsiniz artık sorun yok. Ve onun dışında aynen bu kararı bozdurmak ve bu olayı artık geride bırakmak için elimizden geleni yapacağız. Aa, son olarak bu süreçte bana verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Ali her geldiğinde zaten haber veriyordu dışarıda olan desteği ve bu dayanma gücümü arttıran şeylerden biri oldu. Ayrıca bu süreçte yanımda olan ve destekçim olduğunu her daim belli eden bütün aile bireylerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ve honorable mention Doğal Orkun şey DK, sabahın köründe girişime eşlik etmek için çağlayan adliyesindeydi ve çıkışıma eşlik etmek için metrisin önündeydi. <laughs> ve kreatif medyadan Selim ve Fatih. Onlar da ta İzmir'den kalkıp girişime eşlik etmek için geldiler ve çıktığımı görene kadar İstanbul'da beklediler, bütün işlerini iptal edip. Ve tabii ki de better call Ali Gül. İçerideki bütün herkesten duyduğum Cem şey. Cem terzi yayınlar demiş 11. yayın. Video bitti galiba. Teşekkür aşamasına geldik ama. Cem Terzi teşekkür ederim. 11. birinci kutlu olsun. Oğlum ya ben mesela cidden ben hapishanedekiler de oy kullanıyor diye biliyordum ben de. Nasıl oluyor ya? Hiç haberim yoktu. Neyse çıktım. Ay size bir şey söyleyeyim mi? Tıray artık çok fazla tuvaletim. <laughs> Yayın başladığından beri üçüncü şişem olabilir. <laughs> çok tuvaletim <tüm> geldi. <laughs> hey sen videonun burasına <laughs> kadar gelmişsin. Bravo. <laughs> hey sen videonun bu kısmına kadar geldiysen like at <laughs> yorum yaz ve videoyu beğen.